Merhabalar, YouTube kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Öncelikle bizi tanımayanlar için kendimizi tanıtayım. Kızım Deren, kızım Ceren. Kızlarım ikiz bu arada arkadaşlar ve kızlarım 18 aylık. Çok birbirlerine benzemiyorlar çünkü her gören aynı şeyi söylüyor. Birbirlerine benzemiyorlar. Bu arada Ceren'in elinde diş fırçası var. Ben diş fırçalarken onlara da diş fırçası veriyoruz. Ellerine diş fırçalama kültürünü öğrensinler diye ona başladım bu ara. Yani fakat Ceren diş fırçasını elinden bir türlü bırakmıyor. Bugünkü video konumuz ne? Çantalar. Bir de şurada şöyle bir çantam var. Bu çantaların içinde neler var? Size onları anlatacağım. Daha doğrusu ikiz annesinin çantasında ne olmalı? Anne bebeklerle dışarı çıkarken yanında ne taşımalı, ne götürmeli? Yani bunlar deneyimler sonucu koyduğum şeyler. Deneyimler sonucu yaşadığım şeyleri, deneyimlerimi anlatacağım sizlere biraz. İşte 18 aylık oldular. Daha önce de yapabilirdim bu çekim ama şimdi yapmayı tercih ettim. Çünkü deneyimledikten sonra anlatmak daha güzel oluyor bence. Çünkü ilk başta tamam bir şekilde her şeyi dört dörtlük koyup anlatabilirsin ama çok fazla gereksiz eşyaya da gerek yok çantada. Olması gereken belli başlı şeyler var. Onlar olduğum bence yeterli. Bu arada arkadaşlar ben çanta almadım. Hani bu internetten böyle bebek çantaları, anne çanta, öyle çantalar almadım. O tarz çanta zaten taşıyamam. Benim zaten elimde bu tarz bir çantam vardı. Şöyle bir çantam vardı. Bu büyüklükte bir çantam vardı. Bu çantayı kullanmayı tercih ettim. Yani bu çantayla gittim yani her dışarıya gittiğimde. Bunu kendim zaten normalde kullandığım bir çantaydı. Bu çantayı şu an bebek çantası yaptım. Kendimle ilgili şeyleri zaten taşımıyorum. Sadece kimlik taşımam gerekiyor değil mi? Kimliği de zaten eşime veriyorum. Onun dışında kendimle ilgili hiçbir şey taşımıyorum. Kimliğim eşimde oluyor. Eşimle gidiyorum zaten. Tek başıma gitmiyorum bir yere. Ha tek başıma gitme durumlarına karşı kimliğimi de burada küçük bir çanta yapar. Onun içine koyarım diye düşünüyorum yani. Değil mi anneciğim? Şimdi benim çantamın şöyle bir arka gözü var. Bu arka gözüne neler koydum? Onu en son anlatayım isterseniz. Şöyle çantayı açaraktan anlatmaya başlayayım sizlere neler var içinde diye. En üstüne koydum. Çünkü neden? Bir yere gittik. Hemen ne olur çocuklarda? En büyük sıkıntı ne olur? Kaka yaparlar. Altlarını kirletirler. Kaka en önemli sorundur. Benim gözümde en önemli sorun. Ve kaka içinde kesinlikle bez ve ıslak mendil taşıyorum yanımda. Şöyle bir tane ıslak mendil taşıyorum arkadaşlar yanımda. Mutlaka ıslak mendilim olur. Sonra şöyle poşetin içinde de hazır bekler bu çanta benim. Bu çantayı ben bir şey yapmam yani. Hep bu şekildedir. Bezlerim vardır. Benim bebekler ikiz olduğu için 8 tane falan koyuyorum ben. Ne olur ne olmaz diye. Yani o şekilde. Sonra maskelerimiz. Bu maskeler ileride takılmayacak. Tabii ki de maskeyi de koyuyorum. Yanımda maskem de var yani açıkçası. Şöyle şuraya koyayım maskeyi. Sonra kızlarım için kıyafet alıyorum arkadaşlar. Şöyle iki tane kıyafet. Böyle. Birbirine. Eğer üstlerini kirletirlerse kullanmak amaçlı. Şöyle. Ve ben bir tanesini açmak istiyorum. Hani bu benim katlama yöntemim var. İşte bebek katlama, bebek kıyafeti katlama yöntemi. İşte çamaşır toplama, yazlık kışlık ayırma. Orada da hep bütün ben bütün kıyafetlerimi bu şekilde katlıyorum. Daha derli toplu oluyor. Dağılmıyor. Mesela ben çantadan bunu çıkar tekrar böyle koyacağım yani. Bu şekilde katlarsam daha rahat ediyorum bu arada. Deren, otur annem madem. Deren yanında bizimle oturmak istiyor arkadaşlar. O yüzden Deren'i şöyle kucağıma alıyorum ben. Şimdi bunun içinde ne var arkadaşlar? Bu bir pantolon mesela. Ben ne koydum bunun içine? Şöyle bir tane çorap koydum. Bir tane uzun kollu üst koydum. Bir tane atlet koydum. Bir tane de tişört koydum. Tamam mı? Eğer çocuk düşer, ıslanır, herhangi bir şey olursa bunların hangisi ihtiyaç olursa bunların içinden açaraktan onu kullanıyorum. Ve bunu ben nasıl katlıyorum? Bu şekilde. Şunu da şöyle yapıyorum. Böyle bir katlama yöntemim var. Çok pratik. Bütün annelere bunu ben öneririm. Böyle katlayıp çantaya atıyorsunuz. Dur anneciğim, dur. Yani çok büyük çanta taşımadığım için böyle oluyor bu arkadaşlar. Ha bazı anneler çok büyük çanta taşıyordur. Ama şimdi elde taşırken çok büyük çanta olmuyor arkadaşlar. Böyle de bir gerçek var yani. Onu da anlatayım size.
Şimdi Deren aşağı indi, keşfetmeye başladı. Anne oraya gitme kızım, gel. Maskeyi oraya koydum. En dağıtabileceği. Burada kızlarımın hırkaları var arkadaşlar. Hırka da aldım bu şekilde. Birer tane de hırka koydum. Çünkü burada genelde akşamları hava serin oluyor. Mutlaka bu hırkam benim bu çantamda olur. Bu şekildedir. Sonra bir tane bazen ara ara yaptı Ceren. Şu an yapmıyor ama bir ara çok yapıyordu. Müslin örtüm var arkadaşlar. Bunu da bu şekilde biraz önceki katlama yöntemiyle katladım. Böyle çantamın içine koydum. Yine elimde çarşafım var. Dedim ya bir ara çok kusuyordu, ihtiyacım oluyordu. O da aynı şekilde. Yine bu katlama yöntemiyle katlanmış bir çarşafım var. Aynı şekilde katladım yani. Şu poşetin içine de kızların şeylerini, boyunluklarını muşanmadan bu arkadaşlar. Göstereyim sizlere de. Üstleri kirletmesinler. Yemek yerken kirletmesinler. Neden? Dışarı çıkıyoruz. Bazen yemek yemeye de gidiyoruz. Çantam da hazır oluyor yani bu benim. Boyun bağı var mı falan olduğu zaman hemen bunu çıkarıyorum yani. Şöyle göstereyim. Şu şekilde iki tane. Hemen bir tanesini açayım göstereyim yani. Şu şekilde. Şöyle benim kızlarım bunu boyunlarına takıyorlar değil mi anneciğim? Biraz büyük ama yani güzel bu da. Ben muşamba aldım hepsini arkadaşlar. Şu kalın kalın şeylerden almadım. Neden? Çocukların otomatik olarak ben onların uygun olmadığını düşünüyorum. Doktor değilim, hemşireyim ama ben uygun olmadığını düşünüyorum o kalın şeylerin. Onlardan almadım arkadaşlar. Onun yerine şu muşamba önlükler daha iyi. Onlar çocukların boyunlarına zarar vereceklermiş gibi düşünüyorum ben. Yani en kalitelisini alsan da, en kalitelisini alsan da ben onu çok çocuklarımda kullanmayı tercih etmedim arkadaşlar. Yani hani öyle de diyeyim size. Sonra katladım, hemen poşetledim, koydum. Bütün anneler böyle şeyler almıştır. Küçük küçük mendiller vardır. Özellikle bebekler ilk doğduğunda, bir tanesini açıp göstereceğim size. Şöyle ben aynı katlama sistemiyle poşete koydum. Mesela kaç tane koymuşum? 5 tane koymuşum. Aynı katlama sistemiyle böyle poşette bunlar duruyor arkadaşlar. Eğer üstlerini kirlettiler, şey yaptılar, kustular, böyle şeyler yaşadık mı hemen bunları ben kullanıyorum. Çok kullanışlılar. Şöyle peçetelik bunlar arkadaşlar. Bunları mutlaka yeni doğan, bebeği yeni doğan anneler mutlaka bunları alsın derim ben, öneririm. Şöyle gene aynı sistem. Katlıyorum. Şu şekilde arkadaşlar şöyle 3'e katlıyorum. 3'e katlıyorum bunu da. Bu mendilleri de öyle yapıyorum. Şöyle şu bir tanesini şöyle yapıp şu şekilde içine sokuyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani bu mendiller dağılmıyor. Poşetin içinde düzgün bir şekilde duruyorlar. Öbür türlü katlasan kesinlikle dağılırlar. Poşete koysan, nereye koyarsan koy dağılırlar. Dağılıyorlar yani böyle. Bunları ben yaşadım. Yani bunlar hep deneyimin şeyleri bunlar. Ben size deneyimlerimi anlatıyorum yani. Size değişik katlama yöntemleri koyup daha çok düzgün duruyor. Ama onu bir tane kıyafet aldığın zaman dağılıyor zaten onlar. Ama bunlar dağılmıyor arkadaşlar. Bu sistem kesinlikle dağılmıyor. Bununla ilgili de videolarım var. Yani ben linkleri de bir şekilde bir yerlere koyarım. Yani o videoların linklerini koyarım size. Katlama yöntemiyle ilgili, yazlık kışlık elma ile ilgili videolar kanalımda var. Oradan da bakabilirsiniz bu arada. Size çantamdaki her şeyi gösterdim bu arada. Şimdi çantanın arka tarafında bir bölme var demiştim ya size. Şu arka bölmeyi anlatacağım. Bu çok önemli arkadaşlar. Hayat kurtarıcı yani. Kesinlikle ve kesinlikle biz anneler ihmal ediyoruz yani. Ben ihmal ettim açıkçası. Pişik oluyor çocuklarda. Pişik benim çocuklarımda doğduklarında kesinlikle pişik olmadılar. Ben pişikle ne zaman tanıştım? Çocuklar ek gıdaya başladıklar, normal yemeğe başladıktan sonra çocuklar artık günde 4-5 defa kaka yapmaya başladı. Bende oluyor yani bu. Ve çoğu zaman kaçırmamaya çalıştım. Ama kakayı yarım saat kaçırdığın an çocuğun altında böyle kızarıklıklar oluşuyor. Onun için şöyle Hamazink diye bir krem aldık arkadaşlar biz. Gerçekten herkese öneririm. Tekrar şöyle, nerede kamera? Şöyle göstereyim. Çok güzel. Bunu öneririm. Çok güzel. Kesinlikle benim kızlarımın popolarında yara olmadı yani. Ayrıca mutlaka ve mutlaka çantanızda bu dereceyi taşıyın. Ha bu tarz olmayabilir. Şöyle tabanca şeklinde olanları da var. Onlardan da alabilirsiniz. Al anneciğim.
Aa, bu Hamazink'ten de alabilirsiniz. Çok güzel kızlarıma veriyorum artık. Çünkü hemen atlıyorlar. Kesinlikle kesinlikle dereceyi taşıyın. Şimdi bazen ben bu tarz derecelerin, ha, bu arada tekrar kendi mesleğimi anlatayım, ben hemşireyim. Bazen bu derecelerin doğru ölçmediğini düşündüğüm anlar olabiliyor benim. Yani doğru ölçüyorlardır ama eskiden şöyle bizim zamanımızda, yani çok çok eskiden şöyle sallamalı dereceler vardı. Bunlar aslında en düzgünleri onlardır ama şu an artık piyasada o dereceler yok. Neyse, onu sonra bir daha anlatayım. O dereceler niye yok piyasada? Çünkü o derecenin içinde cıva var. O cıva kırılır, çocuğun bir yerine kaçar, herhangi bir zarar verir çocuğa diye o dereceleri kaldırdılar. Şu biraz önce Ceren'in aldığı dereceden de alın arkadaşlar. O derece daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunlar da iyi ama en azından karşılaştırma yaparsınız. Şunlar, şu derece çok pahalı. O derece daha ucuz. İkisinden de sahip olabilirsiniz yani, ya o şekilde. İkisini karşılaştırırsınız, ateşlerini. Ateş konusuna gelmek istiyorum. Ateşi ben nerede yaşadım? Benim çocuklarım hiç ateştir, hastalıktır, hiçbir şey yaşamadık çok şükür. O da nedendir? Koronavirüs var diye ne dışarıya çıktık, ne insanlarla karşılaştık, hiçbir şey yaşamadık. O yüzden çocuklarımız enfeksiyonla karşılaşmadı. Yani aslında çocukların bir miktar enfeksiyonla karşılaşması gerekiyor bence ama karşılaşmadılar. Neyse. Denize gittik. 3 gün üst üste denize gittik. Benim çocuklarımın ikisinin de ateşi yükseldi. Ve biz orada, ben şunu fark ettim, dereceleri yanımda götürmemişim ilk gün. Yani bu en büyük hataydı benim için ve çocuğun yandığını görüyorsun ama ne kadar derece olduğunu bilmiyorsun. Ha, bu tarz durumlar içinde mesela denize mi gidiyorsunuz? 3 gün üst üste denize gidiyorsunuz veya tatile gidiyorsunuz. Mutlaka yanınızda ağrı kesiciniz taşıyın. Benim en büyük eksiğim de oydu. Ağrı kesici de götürmemişiz ama ben ne yaptım yol boyunca? Çünkü dönmek zorundaydı kızlıca. O yüzden de çocuğuma soğuk uygulama yaptım. Havluyu ıslattım, şey yaptım, kolonya vardı arabada. Kolonyaladım havluyu ıslak hava. Çocuğumun üstüne o yanan yerlere şey yaptım. Güzelce soğuk uygulama yaptım. Eve geldik, hemen ılık duş aldırdım çocuğuma. Daha sonra da ateş düşürücü verince çocuğumun ateşi düştü. Ha, çok çok inatçı bir ateş olsaydı kesinlikle doktora giderdik. Onu da söyleyeyim size bu arada. Yani ateş düşürücüyle olayı hallettik biz diye düşünüyorum yani. Evet, benim size naçizane önerilerim bunlar arkadaşlar. Bir de şu büyük valizi anlatacağım size. Şunları hemen sonra ben şöyle koyayım. Daha sonra bunları ben düzeltirim artık. Çünkü bunlar, benim çantam böyle hazır oluyor. Şu an benim çocuklarım da bayram ediyorlar. Çantalar boşalmış. Ondan sonra evler dağılmış. Tam onlara bezler falan yerlerde yani. O kadar mutlular ki kızlar. Şöyle de bir çantamız var arkadaşlar. Biz bu çantayı da kışın taşıyoruz. Kışın bunun içinde neler var acaba, değil mi? Kışın bu çok kurtarıcı bir çanta oldu bize. Çünkü normal şey gidiyorsun. Normal gidiyorsun. Bir bakıyorsun hava soğumuş. Yani özellikle Çameli'ye. Şimdi Ağustos 15'ten sonra soğumaya başlar yani. Böyle de bir çantaya ihtiyaç var yani. Öbür çanta sürekli yanınızda oluyor. Çünkü çocuk bir bakıyorsun kusmuş, bir bakıyorsun bir şeyler yapmış. O yüzden evet, bu çantada neler var size onları anlatayım. Bakın. Şöyle polar battaniyelerim var. Gene aynı sistem katladım arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bu polar battaniyeleri ben buraya koydum. Böyle. Ben bu polar battaniyelerden çok memnunum arkadaşlar. Çok güzel. Bunu ben Cibilim'den almıştım. Bu ben çoğu kişide görüyorum yani internette. Herkesin, her anne, her aile bu tarz bir battaniye almış. Aynı bunlardan almışlar yani. Evet, neler var başka çantamızda? Size onları gösterelim. Evet, çok fazla takmayı sevmeseler de şöyle 2 tane şapkamız var kızlarımızın. Belki bu sene. Çünkü vardır öyle videolarda takmak istemeyip de kocaman kocaman ağlamışlardır. 2 tane şapkamız duruyor arkadaşlar. Orada duruyor yani. Sonra başka bir gözünü açalım. Başka gözünde ne varmış? Bir de onu görelim. Evet anneciğim. O Müslün örtünün bir tanesi de burada arkadaşlar. Bir ara çok kusuyordu Ceren'im. Şu an çok kusmuyor. Gene Müslün örtüden. Burada bir tane daha var. Al bakalım. Deren alsın onu da. Evet. Kızlarımın montları var arkadaşlar. Şöyle 2 tane montu var kızlarımın. İkiz olunca tabii ki böyle şeylere ihtiyaç var arkadaşlar. Bakın. Büyük çantaya ihtiyaç var. Yani onu demek istiyorum. Sonra arkadaşlar. Ha, bu arada bakın bir üst almışım. Bunu kaldıracağım artık.
Bir de kendime üst almışım arkadaşlar. Kendime üst. Bir ara çok kusuyordu. Benim tişörtümü de değiştirmek gerekiyordu. Kendime de üst almışım. Onu da göstereyim size. Bu arada ben kızlarıma şöyle şapkalar örmüştüm. Çünkü o şapkaları takmak istemediler. O yüzden bunları takıyordum. Böyle şapkalarım var. Bunun belki videolarımda sizlere göstermişimdir ben. Şöyle şapkalarım var. Gördünüz mü? Bu şapkalarım duruyor burada. Evet anneciğim alabilirsin. Şöyle. Bu böyle şapkalarım var. Ha bu kışta belki taktırırım. Çünkü bunları çıkaramıyorlar. Onu çabuk hemen atıveriyorlar kafalarından ama bunu çıkaramıyorlar. Bunlar güzel bir şapka aslında. Yani öyle. Bu çantamda da bunlar var. Biraz da aldık ama olsun. Biraz sonra toplarım ben. Evet. Size çantamda ne var videosu çekmek istemiştim. İki tane çantayı gösterdim size. Çok fazla abartmadan, çok fazla gereksiz eşya koymadan az ve öz çantamda ne var? Size anlattım. Böyle çünkü çok acil lazım oluyor. Çok acil bebek bezi lazım oluyor. Çok acil ıslak mendil lazım oluyor. Ne yaptım gördünüz? En üstte ıslak mendili koydum. Onun altına işte çocukların bebek bezlerini koydum. O şekilde kendime bir çanta düzeni oluşturdum arkadaşlar. Gayet de sıkıntısız, çok şükür. Yani bu şekilde gidiyor. Mutlaka derecenizi, ateş düşürücünüzü uzun yol gidiyorsanız veya birkaç günlük bir yere gidiyorsanız mutlaka alın. Denize gidiyorsanız mutlaka ateş düşürücünüzü yanınıza alın arkadaşlar. Benim bu size naçizane önerim. Ben bunu yaşadım yani bilmiyordum. Ki çocuklar denize girip çıkınca mutlaka ateşlenirlermiş. Ben bunu bilmiyordum yani ki bir de sağlıkçıyım o halde bilmiyordum. Neyse arkadaşlar size anlatabileceklerim bu kadar. İnşallah yararlı bilgiler vermişimdir sizlere, yeni annelere, yeni doğum yapmış annelere. Evet arkadaşlar artık videomuzu burada sonlandırmak istiyoruz. İnşallah buraya kadar videomuzu izlemişsinizdir. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz, eğer bizi tanıdığınıza memnun olduysanız YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimlerin gelmesi için çağrı zilini açmayı, bir de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Oldu mu? Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Denizli'den herkese selamlar ve sevgiler. Mama.